Evet arkadaşlar, tekrardan Yıldız Tadım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir bilgi paylaşacağım. Biz bunları daha önceden tabii ki Oluk denilen bir yer vardı. Orada yapıyorduk. Bağlardan üzümlerimizi toparlayıp arkadaşlar. Bundan güzel bir üzüm pekmezi yapacağız arkadaşlar. Biz iş yerimizde bayağı bir üzüm almıştık. Taneleri böyle çıktı. Ziyan olmasın dedik. Organik kendimiz kaynattığımız bir üzüm pekmez yapalım dedik. Ayıkladım, yıkadım, temizledim arkadaşlar. Bunu şimdi bir blender yardımıyla ezip suyunu çıkartacağım. Bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir şekilde getiriyoruz arkadaşlar. Bunları böyle. Bunu bir közde yardımıyla çiğitlerin üzerinde kalacak arkadaşlar. Ondan sonraki aşamaları zaten göstereceğim ben size. Şimdi pekmezimizin şiresi hazırlandı arkadaşlar. Bunu böyle yapacağız. Şimdi bir süzgeç yardımıyla güzelce suyunu alacağız. Bütün posası üstünde kalacak. Bu arada zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar, burada da salçalarımızı hazırladık. Burada da dönerek kullandığım, ben bütün her şeyimi kendim yaptığım için salatalıklarımı da aldım. Salatalık kuracağım. Turşu su kuracağım burada arkadaşlar. Bu biraz böyle beklesin. Şimdi burada normalde her şeyi elle kullanıyoruz ama pek eldiven kullanmaya şey değilim ben. Sağlıklı bulmadığım için, eldiven her yere dokunduğu için istemiyorum. Öbür türlü sürekli el yıkanıyor. Bu türlü yıkanıyor. Ama bu üzümün pekmezi şıra dediğimiz çok renk veriyor ellere. Çirkin bir görüntü olduğu için arkadaşlar kullanabilirsiniz. Tabii bu büyük yerlerde daha böyle şeyle oluyor. Oluk dediğimiz, şınavıt dediğimiz Çorum'un yöreseldir pekmezleri. Böyle bütün her şey bunun üzerinde kalıyor arkadaşlar. Bundan sonraki aşamasıysa şöyle göstereyim ben size. Üzümün bu suyu, bu böyle şey diyecek, birazcık bunun özel bir toprağı var arkadaşlar. O toprağını atıp dumduru güzel bir su elde edeceğiz şu anda. Ondan sonra o toprağı içine atıp ateşin üstüne koyacağız. Güzelce kaynatacağız. Sonra arkadaşlar o toprakla kaynattığımız kıpkırmızı oluyor, rengini veriyor. Sonra onu tekrardan süzüyoruz. O toprak amacıysa şeydir arkadaşlar, üzümün tatlandırılmasıdır. O toprak özel bir topraktır, her yerden bulunmaz. Ben biraz sonra size onu da göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bütün işlemi yaptık, sıktık böyle böyle top halinde. Şimdi şöyle güzel bir tenceremize boşaltıyoruz. Çünkü süzgeçten geçirdiğimiz için tekrar süzgece gerek yok arkadaşlar. Ondan sonra bunun özel toprağı demiştik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi farklıdır. Bunu ölçüsüyle koyalım arkadaşlar. Ben bunu özel yerinden getirttirdim. Şöyle koysak. Bu şekil yetiyor arkadaşlar. Yani hemen hemen bir su bardağı kadar. Bunu bunun içine koyacağız arkadaşlar. Şu anda bu kaynayacak. Kaynayınca rengini verecek. Karıştıralım dibine tutmasın diyerekten. Gördüğünüz gibi Yıldız Tadım'da pekmezimizi dahi kendimiz yapıyoruz arkadaşlar. Bunu toprağının şeyliğine bakmayın arkadaşlar. Hani kirlidir, şudur budur diyerekten öyle siyah noktalarına bakmayın. Tekrardan bu kaynadıktan sonra süzülerek alınacak. Toprağı dibine çökecek.
kıpkırmızı bir su elde edeceğiz. Bu toprak sayesinde pekmez pekmeze dönüyor. Eğer bu toprağı koymazsanız ekşi oluyor arkadaşlar. Kaynatmaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tekrardan ocağın altını yaktık, ocağımıza koyduk. Bu şimdi kaynayacak, köpürecek arkadaşlar. Bunu köpüğünü alacağız, sonra soğumaya bırakacağız. Tamamen soğuduktan sonra dibine zaten toprağı çökecek. Süzdürerek de toprağını kesinlikle ama kesinlikle almayın, pekmeziniz kırmızı durmaz. Gördüğünüz gibi biz de her şey organik dedik arkadaşlar. Burada da şeftali reçellerimiz yapılıyor hala. Çünkü kahvaltı da çok güzel oluyor. Kendi yaptığınız, kendi ettiğiniz arkadaşlar, hiç katkısız. Her şeyle kendiniz yapıyorsunuz, afiyetle yiyorsunuz. Bir de arkadaşlar sıcak sıcak kapatıp koyacağız. Şu anda benim bu pekmezi pek buralarda bilmiyorlar. Nasıl yapıldığını da söylüyoruz, anlatamıyoruz arkadaşlar. O yüzden size güzel canlı bir video çekelim dedik. Gördüğünüz gibi bu kaynayacak. Kaynaması biraz uzun sürecek arkadaşlar. Ama ikinci aşamayı, ikinci video olaraktan Allah nasip ederse göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şeftalilerimiz gayet güzel, hiç dağılmadan o kadar güzel duruyor ki şu anda kaynıyor arkadaşlar. Bizim bugün bayağı bir işimiz var. Salçamı yapmaya geçeceğim arkadaşlar. Zaten salça yapımını daha önceden göstermiştim. O yüzden yoğunluğumuz, reçelimiz ve pekmezimiz arkadaşlar. Bu biraz uzun süreceği için ikinci aşamayı tekrar ayrı bir video çekerekten göstereceğim. Bu arada arkadaşlar, böyle bu tarz videoları istiyorsanız, devamı gelsin diyorsanız, bilmediğimizi abone olmayı, like atmayı, Yıldız Tadım kanalına da abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hoşça kalın, afiyetle kalın arkadaşlar, hayırlı akşamlar. Evet arkadaşlar, bu ikinci aşamamızdı. Biliyorsunuz daha önceki videomuzda üzümümüzü yıkadık, temizledik, bir kovamız yardımının içinde blenderla ezdik. Bizim iş yerimize aldığımız üzümlerimiz vardı. Onları değerlendirelim dedik arkadaşlar. Bu değerlendirmeyi görmüştük zaten arkadaşlar. Ezdikten sonra bunun özel toprağını koyup kaynattık. Kaynattıktan sonra soğuttuk arkadaşlar. Şimdi güzelce süzüyoruz. Bu süzme aşaması. Tabii ki bu daha o kadar çok koyulaşacak ki bunu tekrardan kaynatacağız. Dibinin toprağını atıyoruz arkadaşlar. Ben onu daha önceden yaptığım için o aşamayı gösteremedim. Şu anda gördüğünüz gibi tekrar kazanımıza koyup bunu ocağımıza koyacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya koyuyoruz arkadaşlar. Bu kıpkırmızı olacak, yani zannetmeyin ki arkadaşlar, pekmez kolay bir şey değil. Hani ücretini gören arkadaşlar bazen diyor, aa pekmez, bu ne bir elma pekmezidir, ne bir armut pekmezidir. Bu hakiki organik üzüm pekmezidir. Bunun bir rengi oluyor arkadaşlar, kaynayacak. Kaynayınca bu çok çabuk daşar. Kısık ateşte sürekli başınızda bekleyin. Koyulaştıktan sonra, bu zaten biraz sonra koyulaşır kaynadıktan sonra arkadaşlar. Sıcak koymanıza gerek yok. Bu pekmezde bozulma falan olmaz arkadaşlar. Güzel kaynattıktan sonra, temiz hijyenik bir şekilde kaynattıktan sonra kesinlikle şey olmaz. Bozulma işi olmaz. Ama kesinlikle ağzını kapatmayalım arkadaşlar. Eğer kapatırsak olduğu gibi pekmezimiz dışına dökülür ve ziyan olur. Gördüğünüz gibi biz evde her şeyimizi güzelce değerlendirmeye çalışıyoruz. İş yerimizde, siz de evinizde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ben zaten daha önceki videolarımda gösterdim. Salçamı, kuşburnumu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu da kaynamız, son aşamamızdır. Süzdük, kaynattık. Gördüğünüz gibi rengini gördünüz mü arkadaşlar? Bu yüzünün köpükleri sizi aldatmasın. Bu zaten sönecek. İnanın ki gerçekten evinizde organik isterseniz siz de güzelce rahatça yapıp yiyebilip çocuklarınıza gönül rahatlığıyla yedireceksiniz. Kahvaltılarınızda,
misafirlerinizin geldiğinde. Bunu sıcak koymanıza gerek yok arkadaşlar. Soğuduktan sonra bu güzelce temiz bir kavanozu boşaltıp dışarıda da bekletebiliyorsunuz. Bunda bozulma olayı olmuyor. Biraz az kalıyor ama tabii ki bunu bazı üzümü çok olanlar daha güzel yapıyor, satıyor. O zaman diyoruz ya arkadaşlar, pahalı diye. Bakın gördüğünüz gibi eziyetini, emeğine. Ben sadece üzümümüz vardı. Taneleri kalmıştı iş yerimizden kalanlar. Ziyan olmasın. Hem de sizinle bir bilgi paylaşayım diye. Tabii ki sizin de kapınızın önünde asmalarınız, üzümünüz varsa bu şekil yapıp afiyetle yiyebilirsiniz arkadaşlar. Yani 3-4 aşamadan geçiyor. Birazca uzun bir zaman, sabır isteyen bir zaman ama emeksiz zahmetsiz de yemek olmuyor arkadaşlar. Yani yaklaşık 1 kilo kadar anca çıktı arkadaşlar. Çıkacak. Şu anda soğumasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi. Çok güzel oluyor. Arkadaşlar bu arada Yıldız Tadım kanalına, sayfamıza abone olmadıysanız abone olup like atmayı unutmayalım. Şu anda yapacak olan arkadaşlarımıza da şimdiden afiyet olsun diyelim arkadaşlar. Hoşçakalın.